Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün ben Yeni Delhi'ye yakın bir yere geldim. Burası Noida. Geçen videolarda Noida diye bir video çekmiştim. Ama burası farklı bir yer. Yani Noida geniş bir alana yayılmış bir yer. Ve metrodan indim. Bir yere gideceğim. Ben buraların manzaralarını göstermek istedim. Hindistan'da manzaralar hemen hemen her yerde aynı. Aynı demek yani riksa var, tekerlekli araba var, bataryalı araba var. Günümüzde elektrikli araba da ortaya çıktı ve yollarda görülüyor. İşte bakın metrodan indim ve etrafta neler var onu da göstereceğim size. Binalar var, gökdelenler var buralarda. Hindistan'da hava ne çok sıcak ne çok soğuk, çok iyi. Hani ilik mi diyorsunuz? Çok iyi, çok yani güzel bir mevsim. Yani işte bunun keyfini çıkarıyorum. Keşke hava hep böyle olsa, hayat ne kadar güzel olur, değil mi? Bakın. Buralarda ağaçlar var, küçük ağaçlar var. Bahçe gibi yaptılar. Yol kenarında. Metro istasyonu işte. Budur. Burası son metro istasyonu. Bu yüzden yani buradan o tarafa metro gitmiyor. Oralara otobüs ile gidiyorum ya da tekerlekli araba ya da bataryalı araba ile gidiyorum. Binalar burada böyledir. Görüyor musunuz? Güneş çarpıyor ya ondan dolayı yani karanlık geliyor olabilir. Hindistan'da araba ucuzdur bu arada. İkinci el araba biliyor musunuz ne kadar da geliyor? 1500 TL'de 1500-1600 TL'de 1000 TL, 600 TL. Evet. Büyükler, zenginler ne yapıyor? 5 yıl araba kullanıyor. Sıfır araba alıyor, 5 yıl kullanıyor. Sonra yani ucuz fiyatta satıyor. Benim bir hocam işte yani Türk lirasıyla 1600 ya da 800 TL'de bir tane araba aldı. 2 yıldır kullanıyor. Maşallah çok iyi gidiyor. Ben de alacak olsam ikinci el araba öyle alacağım. Ve bu arada Allah'tan dua edin benim için. Çünkü ben Yeni Delhi'de bir ev almaya çalışıyorum. İnşallah bir sene içinde bir tane ev. Yani benim evim Yeni Delhi'de de olacak. Şu anda kirada yani kiralık bir evde oturuyorum. Hayat çok zor. Bu yani Kur'an'da bir ayet var ya. Zorluktan sonra kolaylık gelir. İşte durum bu. Ben bu tarafta bir manzara ile size gösteriyorum. Bakın. Göstereceğim bugün. Çok size göstereceğim. Bir sonraki istasyon Noida. Sektör 34. Sektör yani bölüm demek. Bölüm demek. Arkadaşlar Hindistan böyle değil. Siz diyorsunuz da metrolarda, trenlerde ayak basacak yer yok. Durum öyle her yerde değil. Bakın. Os. Yeni Delhi'deki metroları çok iyi, kaliteli, ünlü. Bakın buralarda hep gökdelenler var. Bakın bu karşı taraftaki manzaralarını gösteriyor. Arkadaşlar metro içinden Noida şehrini size gösteriyorum. Noida Delhi'ye yakın bir şehirdi.
bakayım neler var burada. Bunları plansız evler. Ama bizde ağaçlar var. Her yerde ağaç var. Nüfus ne kadar fazla olsa da ağaçlar var. Metro da böyle. Golf course, station, darvaze, bayında, golf course, station, istasyon. Bu kapı açılacak. Yolcu da yok bugün. Kapı açıldı. Agra Station. Noida Sector 1. Next station is Noida Sector 52. Bu dilerler arasında plansız yerleşimler de var. Burada plansız. Yani bir sonraki istasyonu Noida City Center. Metro içinde anons da yapılıyor. İngilizce ve Hintçe de anons yapılıyor. İki dil hemen hemen her yerde kullanılıyor. Biri yerel olacak ve İngilizce yani şart dil. Hemen her yerde İngilizce kullanılıyor. Arkadaşlar burada Gok derinler de var. Bu seyirde Gok derinler çoktur. Yani karşı tarafta neler var onu göstereyim. Şehirde hayat böyle değil. Her tarafta gökdelenler var. Ama sis var. Sis olduğundan dolayı çok açık ve net görünmüyor. İşte Uttar Pradesh. Budur arkadaşlar, Uttar Pradesh'in Noida şehrindeyim. Noida gelişmiş çünkü yeni Delhi'ye yakın olduğu için buralarda dünyadaki bütün markaların ofisleri bulunuyor. Büyük alışveriş merkezler var, üniversiteler var. Büyük şirketlerin ofisleri de buralarda bulunuyor. Çok büyük bir şehir Noida. Arkadaşlar bugün Uttar Pradesh eyaletindeyim. Uttar Pradesh nüfusa göre en büyük bir eyalet ve yüz ölçümüne göre ikinci büyük bir eyalet. Metrodayım. Metro istasyonunda. UP'de neler var onu da gösteriyorum. Bakın bu delenlerde insan yaşıyor. Bir tane gökdelen değil. Buralarda hep gökdelen arkadaşlar. Buralarda hep
Gökdelen var. Ve bu tarafta küçük dükkanlar var. Bisiklet de var buralarda. Bakar mısınız?